Herkese merhaba. Nefis tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün tepside tel tel ayrılan, yumuşacık açma tarifi hazırladım. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ilave ediyorum. 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şekerini ilave ettikten sonra maya aktifleşene kadar karıştırıyorum. 2 adet yumurta akı kullanıyorum. Yumurta sarılarını üzerine sürmek için bir köşeye kaldırdım. 1 su bardağı sıvı yağını da ilave ettikten sonra 8 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bu arada kullanmış olduğum bardak ölçüsü her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Unun yarısını ilave ettikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Unu lütfen kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Yumurtanın büyüklüğü veya unun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Evet artık spatula'yı çıkartıyorum. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ortalama 4-5 dakika boyunca hamuru yoğuracağım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmeliyiz. 1-2 dakika boyunca yoğurma kasesinin içerisinde hamuru yoğurdum. Masanın üzerine çok az miktarda un serptim. 1-2 dakika boyunca daha masanın üzerinde yumruklayarak hamuru yoğurmaya devam edeceğim. Her poğaçada açma tarifinde olduğu gibi bu tarifte de hamurun özleşmesi gerekiyor. Uzun süre yoğurursak tarifimizi o kadar güzel elde etmiş oluruz. Hamuru yoğurduktan sonra yoğurma kasesinin tabanına çok az miktarda un serpiştirdim. Hamurun üzerinde düzgünleştirdikten sonra üzerini kapatıyorum ve 1 saat boyunca mayalandırma işlemine bırakıyorum. Bu arada mayalandırdığımız ortam ne kadar ılık olursa mayalandırma süresi o kadar kısa yenecektir. Ortalama 50 dakika içerisinde hamur mayalandı. İlk havasını aldıktan sonra masanın üzerinde toparlamaya devam edeceğim. Hamur uzun süredir mayalanma işleminde olduğu için içerisindeki hava kabarcıklarının tamamen sönmesi gerekiyor. Bu sayede hamurda maya kokusu olmayacaktır. Yine masanın üzerine çok az miktarda un serpiştirdim. Hamuru birkaç saniye boyunca toparladıktan sonra toplamda 10 eşit parçaya bölüyorum. hamuru bezeleme işlemine geçtim. Bu sırada da bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Hamur yağlı olduğu için hiçbir şekilde un kullanmamıza gerek yok. Saniyeler içerisinde bezeleme işlemini tamamlıyorum. Beklemeden açma işlemine geçeceğim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bezelerin arasına 20 gram tereyağı kullandım. Bezeyi parmak uçlarımla tabak büyüklüğünde genişletiyorum. Yumuşayan tereyağından her tarafına gelecek şekilde bol miktarda sürüyorum. Ardından rulo olacak şekilde katlıyorum ve bir köşeye kaldırıyorum. Yaptığım en kolay ve en lezzetli açma tariflerinden bir tanesi diyebilirim. Sadece 10 bezeden bir tepsi dolusu açma elde ettim. Bu açmalardan tepsi tepsi yapıp buzlukta da muhafaza edebilirsiniz. Kahvaltı sofrasında, misafir sofrasında, 5 çayları sofrasında çıkartıp ısıtıp tüketebilirsiniz. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Evet yine açmış olduğum bezin her tarafına bol miktarda tereyağdan sürdüm. Rulo şeklinde sarıyorum ve bir köşeye kaldırıyorum. açmaların tümünü hazırladım. İçe doğru büktükten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Bu sırada ne kadar çok bükersek o kadar çok tel tel kat kat olacaktır. Bu işlemde oldukça basit sarmış olduğum bezeyi çapraz olacak şekilde içe doğru büküyorum. Bu arada en önemli püf noktası açmaları tepsinin içerisine dizerken mutlaka boşluk bırakalım. Uzun süre tepsi mayası yapacağız ve çok güzel bir şekilde kabaracaklar. Evet, açmaların tümünü hazırladım. Tepsiye dizdim. Üzerini temiz bir bezle kapatıyorum ve 30 dakika boyunca tepsi mayasına bırakıyorum. Ve aradan 30 dakika geçti. Sizlerin de gördüğü gibi açmalar çok güzel bir şekilde kabardı ve tepsi mayası oldu. Bir köşeye ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı dolusu süt ilave ettim ve güzel bir şekilde çırptım. Açmaların her tarafına gelecek şekilde bol miktarda yumurta sarısından sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında 30 dakika boyunca açmaları pişireceğim. Lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Mutlaka değişkenlik gösterecektir. Açmaların altı ve üstü nar gibi kızardıktan sonra fırından alalım. Açmaları fırından aldıktan sonra üzerine yine temiz bir bezle kapatıyorum ve 10 dakika boyunca ilk sıcağının geçmesini bekledim. Hemen dilimlerine ayırıp sizlere de iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Açmalar tek kelimeyle muhteşem oldu. İçi tel tel ayrılıyor. Çok güzel bir şekilde kabardı. Bu yöntemle yaptığınız sürece asla içerisinde hamurlanma olmayacak. Ne kadar çok tane tane olduğunu sizler de yakından görüyorsunuz. Yumuşacık, puf puf kabaran, içi tereyağı dolgulu şahane açmalar hazırladık. Sıklıkla yapmış olduğum aşma tariflerinden bir tanesi. Sizler de bana güvenerek bu tarifi yapabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Önemli püf noktalarına dikkat edildiği takdirde şahane ve çok lezzetli tarifler hazırlamış oluyoruz. Açıklamalar kısmında malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Oradan da bulabilirsiniz. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.